İyi akşamlar sevgili seyirciler. Yine karşınızda çok önemli bir konuyla çıkıyoruz. Bugün organ bağışını enine boyuna tartışacağız. Çünkü Hollanda'da bir taraftan organ bekleyen çok insan var. Öbür taraftan da organlarını bağışlamak istemeyen veyahut da bu konuda tereddütü olan çok fazla insanımız var. Konuyu enine boyuna uzmanıyla tartışacağız. Bugün çok önemli bir konuğum var. Bugün Ayşe Hanım burada, ben hemen kendisine sözü verip Ayşe Hanım'ın bize kendisini tanıtmasını isteyeceğiz. Ayşe Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kendinizi bize bir tanıtın. Tabii ki, teşekkür ederim. İsmim Ayşe Avcı. 28 yaşındayım, Schiedam'dan geliyorum. Aslen Karamanlıyım kendim. Şu anlık Lahey Ticari Bilimleri Akademisyen'de öğretim görevlisiyim. Bundan önce ben Sağlık Bakanlığı'nda organ bağışı halkla ilişkiler uzmanı olarak görev yapmıştım. Ondan dolayı bugün sizinle organ bağışı ile ilgili konuşmak istemiştim. Evet, hoş geldiniz. Konunun uzmanıyla derinlemesine konuşmada tabii ki fayda var. Şimdi biz bu programı özellikle İnklüzya Vakfı'nın isteği üzerine şey yapıyoruz. Siz de onların görevlendirdiği bir uzmansınız. Evet. Ayşe Hanım, bu organ bağışı nasıl oluyor? Yani işte nasıl insanlar bağışlayabiliyor? Şu anda organ bekleyen insanlar ne gibi prosedürlerden geçiyor? Bir de işte bundan bir yıl önce herkese bir mektup geldi. Aynen. O gelen mektubun içeriği de şuydu, işte eğer işte bu mektuba bir cevap vermezseniz otomatikman organlarınızın hepsini bağışlanmış oluyorsunuz. Aynen. Bu mektuba cevap vermeyen bayağı bir insan var. Şimdi oradan ilk önce şeyden başlayalım. Bu organ bağışı nedir, ne değildir, niçin oluyor? Bir oradan öyle gidelim. Hı hı. Ondan sonra Diyanet'in bu konuda verdiği bazı fetvalar var. Doğru. Onun üzerinden geçelim. Hı hı. Ondan sonra da yavaş yavaş bu şeyin Sağlık Bakanlığı'nın herkese gönderdiği mektubun üzerinden biraz tartışma yapalım. Olur mu? Olur. Tamam. Tamam. O zaman siz buyurun şeyden. Bu organ bağışı meselesi nedir? Yani niçin insanlar Bu organ bağışı meselesi şöyle anlatayım. Şu anlık Hollanda'da tabii herkesin aynı hakta sağlığa doğru olduğu için herkesin yani organa ihtiyacı olduğunda hakları vardır. Ama şimdi bizim insanlarda birkaç sene önce yeni bir donör yasası güncellemeye geçti. Organ bağışı yasası. Aynen, organ bağışı yasası diyorlar şimdi. O da diyor ki bize belediye bir şey bildirmezsen otomatikman itirazım yok diye geçiyorsun sistemde, evet. Sağlık sisteminde Hollanda'da. Bundan dolayı millet istemsizce aslında haberleri olmadan organlarını bağışlamış oluyorlar aynen. Bizim demek istediğimiz, inklüzyadan da tavsiye ettiğimiz, hep herkes kendileri araştırsınlar organ bağışıyla ilgili, yapmak istiyorlar mı, yapmak istemiyorlar mı diye ona göre kendi seçimlerini şimdi yapsınlar. Şimdi hala böyle bir imkan var. Var. Organ bağışı yapmak istemeyenler, belediyenin bir formülü var. Aynen. O formül doldurulup belediyeye bildirilmesi lazım. Aksi halde vefat durumunda sıkıntılar yaşanacak. Aynen. Nedir? İşte ya ailene soracak, şey olacak. Ama o formülü doğru düzgün doldurup ben bağışlıyorum veyahut da şu organlarımı bağışlamak istiyorum, şunları bağışlamak istemiyorum diye bir o formülü doldurup bildirirseniz, aynen, o zaman böyle bir sıkıntı yaşamayacaksınız. Sizin istediğiniz organlar eğer alıcıya da, organ bekleyen insana da uygunsa, hı hı, onlar arayıp kullanılacak. Aynen. Ki zaten her bağışçının organı da kullanılmıyor galiba. Aynen. Her bağışçının organı kullanılmıyor. Çünkü diyelim, aslında prosedürü ben baştan anlatayım. Tabii buyurun. Diyelim organ bağışı zaten tek hastanede vefat ettiğinde gerçekleşebilir. Diyelim şiddetli bir beyin kanaması geçiriyorsunuz ya da bir kaza. Bundan dolayı hastaneye düşerseniz ve durumunuz ciddi olursa doktorlar sizi genelde solunum cihazına bağlıyorlar. Öylece bu şekilde teneffüsle nefes alabilirsiniz ama cihazdan dolayı.
Doktorlar tabii bunu da gerçekten söyleyeyim yani üstüne bastıra bastıra doktorlar gerçekten tüm mücadelelerini veriyorlar. Bir İnsanın canını kurtarmak insanın için. Canını kurtarmaya. Çünkü böyle birkaç hikayede dolaşıyor mesela diyelim organ bağışçısın o zaman doktorlar hiç uğraşmıyorlar bile. Evet evet çünkü, çünkü organ lazım. Aynen organ lazım sözü geçiyor bu kesinlikle yanlış. Evet, doktorlar evet. Herkes de çünkü doktorlar bilmiyor bile o anda senin bağışçı olduğunu olmadığını görmüyorlar. Onların bir tane görevi var senin canını kurtarmak. Aynen bir tane görevleri var senin canını kurtarmak. Ama diyelim ki maalesef durum kötüye gidiyor. Bir hasta gerçekten iyileşemiyor, ölecek yani. Evet, evet. Belli, o şey bir bu heyet raporuyla. Aynen, heyet raporuyla ya da beyin ölümü gerçekleşiyor. Beyin ölümü gerçekleşiyor. O da yine ona da heyet karar veriyor en sonunda. Aynen, beyin ölümü zaten bu demek. Beyin ölümü demek beyindeki tüm fonksiyonlar yok olması yok demek. Oluyor. Evet. Aynen, beyin ölümü gerçek ölüm diye geçiyor zaten. Bu Hollanda tıpında böyle, Türkiye'nin tıpında da aynı evet, geçiyor. Evet. Beyin ölümü ölüm. Diye geçiyor. Beyin ölümü gerçekleştiğinde doktor o zaman bakıyor. Donör. Acaba bu bağışçı mı değil mi diye ondan aynen. Sonra o kullanılabilecek aynen. Önce, organları ondan önce bile daha başka adımlar da var. Çünkü doktor önce bakıyor sistemde bağışçı mıydı değil miydi? Onu önce ailesiyle konuşuyor. Tekrar yine de o formül dolmuş olmasına rağmen usulünde olsa aileyle bir şey yapıyor. Aynen. İstişare yapılıyor. Aynen. Yine evet. De aileyle konuşuyor. Aileyi soruyor. Biliyor muydunuz böyle bir seçim yaptığını? Siz ne düşünüyorsunuz diye. Yani kendilerine ailesinin haberi olmadan hiçbir şey yapmıyorlar hastanın. Evet. Yani bu durumda da vefat edenin zaten evet. Geçiyor. Ama şöyle işte bu formül de olmamış. Bağışçı olarak görünüyor. İtiraz yok. İtiraz yok. O şekilde yine organlara mutlaka el koyabilirler. Yani orada aynen. Orada aynen. Aile belki işte bağırıp çağıracak bilmem bir şey yapacak ama olabilir. Buradaki önemli olan şey şu. İnklüzyanın da bizim de bugün Hollanda Türk Toplumu'na söylemek istediğim şu. Eğer gerçekten organ bağışı yapmak istemiyorsanız bunu bulunduğunuz belediyedeki formülle bir doldurup bildirmeniz gerekiyor. Ya o formüle ulaşamıyorsanız en azından bir mektupla bildirmeniz gerekiyor. Aynen. Bunu bildirmediğiniz zaman otomatikman organ bağışçısı olmuş oluyorsunuz. Hı hı. Ha burada biz biraz sonra organ bağışının ne kadar önemli olduğunu anlatacağız o başka bir şey. Ama bazı insanlar sonuçta vücut insanın kendisine ait bir şey. Tabii ki. Bağışlamak istemeyenler de bağışlayabilirler. Tabii ki. İşte zaten sistemde dediğiniz gibi mektup söylemişsiniz birkaç sefer. Evet, bunun evet. Online tarafı da var. Evet. www.donorregister.nl Dihideğinizle giriş yapıp öylece de kendi o formülü tekrar doldurabilirsiniz. Bak burası aynen. Çok önemli. Biz bunu biraz sonra kendi yayınımızın altında geçelim. Evet. www.donorregister.nl oradan o formül indirilip dijital bir şekilde digiteyle yani e-devletle e-devletle geçiyor. Doğru. Doldurulabilir. Aynen. Ki yani bizim de tavsiyemiz o yönde. Yani olup olmadığınızı bildirmenizde fayda var. Çünkü yani bilmeden bir şey yapmak kötü bir şey ama bilinerek yapılırsa daha orada, iyi tabii. Orada, kendi orada tercihiniz olması da her zaman daha iyi tabii. Ve hatta bundan önce kendi tercihinizi yapıp ama bunu ailenizle de danışmanız. Evet. Gerçekten çok eşinizle, ailenizle, arkadaşlarınızla. Böylece diyelim durum o kadar vahim devam ediyor diyelim vefat ediyorsunuz. Doktorlar bunu sorsa bile siz bilmiş oluyorsunuz evet, bu seçeneği. Evet. O durumda da daha az stres. Hani zaten öyle bir durumda hani aklınıza başka şey de gelmez. Bunu önceden konuşmuş olsanız beraber daha uygun olur. Hem kendiniz için hem aileniz için evet. Bu konuları. İşte geri dönelim işte prosedüre. Doktor o zaman anlatıyor aileye bu seçim vardı. Diyelim itirazı yok. İtirazı yok olsa doktor bunu soruyor. Sizin haberiniz var mıydı itirazı olmadığına? Aileye der evet haberimiz vardı bilerek öyle bıraktı. Ya da tabii karşı çıkabilir. Hayır haberimiz yoktur. Evet, belki evet. Onun da yoktur. Ama aslında itirazı yok demek izin veriyorum. Evet bağışlıyorum. Aynen bağışlıyorum. İzin veriyorum demek.
Organları bağışlamaya karar verdiyse ailede doktor da ondan sonra ameliyata geç. Önce doktor ilk başta özel programları var hastanede. Böylece sırada kimler bekliyor, hangi hastaları bekliyor. Organ kime verilecek? Aynen hasta hangi hastaya uygun diye bakıyor. Evet, hangi hasta acil çünkü o liste acilliğine göre sıralandı. Kime ilk başta organ lazımsa ve kime uyuyorsa diyelim kan grubu uyuyorsa ona gidiyor. Ona veriliyor. Buralarda bir ayrımcılık falan söz konusu değil değil mi? Yani birinden ön plana çıkartmak şu bu veya da torpil morpil falan. O kesinlikle yasak Hollanda'da. Torpil diyelim para diyelim bazen öyle hikayeleri de duyuyordum önceden parayı verirsen daha yüksek listeye gelir misin ya da birine para verirsen organını satabilir mi gibi konular o kesinlikle yasak. Böyle bir şey yasak. Söz konusu değil. Hayır hiç söz konusu değil. Hollanda'da gerçekten durumu ne kadar acil sen ne kadar kısa bir zamanda organa ihtiyacın var ve kan grubu neye göre uyuyor? Yani ona göre listeye hazırlıyorlar seni. Diyelim ben geçen hafta hastaneye gittim ya da sen dün gittin. Senin durumun daha acilse sen daha yüksek çıkıyorsun listede. Evet. Çünkü sana daha hızlı bir şekilde organ lazım. Müdahale edilmesi gerekiyor. Yani aynen. Burada en önemli şey hayat kurtarmak. En önemli şey hayat kurtarmak. Evet. Herkese de eşit bir hakla. Herkese de bir eşit davranılarak. Eşit davranmak. Olayın şeyine göre, ağırlığına göre sıralama. Aynen. Oralarda bir ayrımcılık söz konusu değil. Aynen. İşte insanlara dininden, etnik kökeninden, hayır, renginden, kesinlikle yaşından diyelim. Aynen yaşından. Hatta sisteme de bakmıyorlar. Size diyelim ben bana bir organ lazım ama ben kendim organ bağışçı olmak istemiyorum. Ona da bakmıyorlar. Ya, hani yok sen organ bağışçı olmazsan bile sana organ lazımsa o listeye girmişsin. Aynen. O haktan faydalanabiliyorsun. Aynen. Çok. Ama o da tabii bu hakla bu seçim de kendine bağlı onu tabii. Aynen. Onunla ilgili bir şey yapalım. Şimdi işte, sevgili seyirciler 28 yaşında Ticari İlimler Akademisi'nde ders veriyor. Organdan anlıyor. Yani böyle bir kaliteli bugün misafirim var. Yakalamışken bayağı biraz daha derinlemesine gidiyorum. Şöyle. Şimdi bir de biraz da işte olayın dini yönüne gidelim. İşte özellikle bizim Müslüman kesit ya işte bu organlarımızı bağışlasak mı bağışlamasak mı? Aynen. İşte gözler mi verirsem harama bakar mı? Aynen i̇şte, aynen onu da duyuyorum. Ne bileyim böbreğe mi verirsem alkol içer mi falan filan. Aynen. Ben de böyle hikayeleri duydum soruları da duydum aslında çok da hani anlıyorum neden böyle. Dini bir insan için tabii önemli sorular bunlar. Caiz midir? Haram mıdır? Helal mıdır? Bilemedikleri için. Bir de kendi bir günah işlemedim. Bir de aynen başkası benim için işlemedi. Öteki dünyada aynen. Doğru. Durup dururken bir de cehenneme gitmeyeyim de. Aynen. Onu anlıyorum. Soruları anlıyorum ama Türk Diyanet Başkanı evet. Aynen. Onlar tarafından zaten açıklanmıştır Diyanet tarafından. Evet. Bir iki fetvaları var. O fetvalarla bir bilginiz var mı? Onlar Diyanet Başkanları açıklamıştır zaten. Fetvalarda da söylüyorlar ki organ bağışı. Dinen bir bir sakıncası yok diyorlar. Dinen bir sakıncası yok organ bağışını. Zaten büyük dinler, gerçi bazı büyük dinler de bunu destekliyor aslında tam tersine. Yani zaten dört tane büyük din var. Dördü de anladığım kadarıyla destekliyorlar bu organ bağışını. Aynen. Bir de siz bir işte Maide suresinden bir alıntı yapmıştınız. Aynen. Ben önceki işimle dediğim gibi Sağlık Bakanlığı'nda da halkla ilişkiler çok Müslümanlarla da konuşmalar yapmıştım onlarla birlikte. Orada da hep aynısını anlatmışlardı bana. Maide suresinin 32. ayetinde bir ayet var. Orada da yazıyor ki böyle bir kişi bir insanı kurtarırsa tüm insanoğlunu kurtarmış gibi sevap alıyor diye. Evet. Kur'an'da organ bağışıyla ilgili yani tam tamına yazmıyor ama böyle ayetler tarafında böyle ayetler sayesinde yani hayat kurtarma şeyinde yani çok sevap çok sevap var. Ama tabii ki herkes kendi yine de hür iradelerini kullansınlar ama bu işin ama işte yani din şeyinin arkasına sığınmasınlar. Dine bir sakıncası yok bu işin. Dine sakıncası yokmuş. Hayır. Evet. Dediğim gibi istedikleri zaman kendileri de daha çok ayetlere bakabilirler. Tabii ki araştırsınlar, hocalara sorsunlar, imamlara aynen. sorsunlar ama. Benim bildiğim bu yani. Evet. Diyanet başkanı. Hayır yok şey işte Diyanet'in resmi web sitesinde de yazıyor. Yani dinlen
dinle, bu işin şeyle, organ bağışının dinle bir alakası, sakıncası yok. Sakıncası ki yani şu anda işte organ bağışı bekleyen insanlar, bir sürü Müslüman insan da var işte. Ya, özellikle Türkiye'de ben bazen zaman de karşılaşıyorum. Şey, böbrek bağışı bekleyen bir sürü şey, işte diyalize giren insanlar var. Aynen. Yani onun için biz bu sorunu çözebiliriz eğer istersek. Aynen. Ama dinen yönden bir şey söylemek isterim bu konuda da, nakline dolayı. Tabii organlarınızı bağışlayabilirsiniz, doku da bağışlayabilirsiniz. Evet. Bu dokuların içinde de deri de var, kendi deriniz. Evet, evet. Deri bağışladığınızda ama cenazeden sonra yıkama oluyor tabii, o mümkün olmuyor. Yani bunu istiyorsanız tabii, genelde Müslümanlar bunu istedikleri için. Evet. Onu organ bağışçısı olmak istiyorsunuz, derinizi bağışlamak istemediğinizi gösterebilirsiniz. Evet, evet. Ona göre cenazeden sonra yıkamada da sorun olmaz. Evet, yani cenaze yıkandığı zaman deride herhangi aynen, yaralar, deride olmayınca, lekeler olmayınca insan oradaki en azından yani gerçekten tek çok var. İnce bir konu ya. Gerçekten ya, yani böyle detaylar da oluyor, evet, ama evet. İşte onu da anlatmak, istiyorum. O deri de işte birisine lazım. Ama öbür taraftan da cenaze yıkanacak, herkes işte birileri yıkayacak, birileri aynen. görecek, şey yapacak, çoluğun aynen. çocuğun. Çok ilginç bir konu gerçekten. Gerçekten. Evet. Organlar, ama böyle söyleyeyim, organlar hayat kurtarıyor. Evet. Kalp, akciğer, böbrek, onlar hayat kurtarıcı. Evet. Dokular genelde hayatın kalitesini arttırıyor. Evet, hayatın kalitesini aynen. arttırıyor. Aynen, yani evet. organlar daha çok hayat kurtarmak evet. da ön planda. Evet, diye. Evet, evet. Şimdi gelelim şeye, yani... İşte olayın dini yönüne de girdik, şeye aynen. de girdik ama bizim acaba vatandaşlarımız buna niye daha fazla çok çekinceliler? Türkiye'de de böyle. Yani, çünkü böyle diyeyim, benim gördüğüm, hani kendi tecrübelerimden dolayı duyduğum bir de milletten, bu tabii ölümle ilgili bir konu. Ve ki, hani herkes ölümle ilgili hani pek konuşmuyorlar, birbirimizle pek anlatmıyoruz. Aslında dinen de baksan çok hani korkmamalısın aslında evet, bu evet. konulardan. Ama ölümle ilgili olduğu için, hani vefatından sonra bağışlamak istiyor mu, istemiyor musun? Hem hani bu tek bizim Türk milletinde de değil, Hollandalılarda da çok duymuştum var tabii, ben mutlaka. Bunu. Aynen, öyle bir konu olduğu için çekiniyor millet genelde. Tabu olan bir konu. Aynen, çünkü tabu, bir de hani genelde seçimlerle ilgili, diyelim ben organ bağışçıyım, sen değilsin. Belki sen bana karşı tepki verebilirsin. Sen neden organ bağışçı oldun? Böyle böyle şeyler okudum ben. Böyle değişik hikayeler de geçtiği için toplum içerisinde genelde bir şey bilmeyip, bazı ya da birileri diyor ki haramdır organ bağışı yapmak. Birkaç kişi bunu duysa hemen geçiyor. Toplum içinde biz genelde böyle bir tane hikaye geçebiliyor herkesin evet. dilinde Ama diyelim. İşte benim bildiğim işte şey, Aziz Nesin vücudunu şeye verdi, işte bir tıp fakültesine verdi, aynen. kadavra olarak da, yani olabildiğince faydalansın şeyler, tıp fakültesi Öyle öyle de var. öğrencilere. Genelde öyle de yapanlar, İşte o tıp fakültesine ve bağışlayanlar kendi vücudunu vefatından bu işte sonra da var. O da mesela bir cesaret meselesi. O da bir cesaret. Ama o gerçekten bilim için. Hayat Evet. belki de tıp için iyi olabilir. Evet, yani. Ama o işte, o da kendi tercihi, nereye, hani yani istersen vefattan şey sonra. Olacak. Çok cesur bir şey, gerçekten o cesur karar, o. olma. Aynen. Evet. Ama bu zamanda da hep bunu da hep önceden de gördüm, ama Hollandalılar da gördüm. Hani tek kendi milletimde, Türkler de değil. Hani organ bağışı ile ilgili ya da kendi seçimini açık açık anlatmak, onu herkes anlatmıyor ya da anlatmak istemiyor da, belki ne Evet, tepki evet. çıkar diye. Ama aslında bu işin özü birbirimizle konuşmak. Evet. Aileyle, komşuyla, arkadaşlarıyla organ bağışı, doku Ya bağışı ile ilgili. İstişare çok önemli. Ben de ona inanıyorum. Çünkü istişare yaptığın zaman işte hatta bir adım öteye gittiğimizde işte Aynen. bir sürü, işte şu anda benim akranlarım işte ikinci nesil çok kararsızlar mesela, acaba Türkiye'ye mi gömülsek, Hollanda'ya mı gömülsek diye. Ha, doğru, öyle Yani doğru, onlar da var. o bile yani şu anda hala, tabii biz mesela çocuklarla konuşamıyoruz, sizin dediği gibi arkadaşlarımızla konuşamıyoruz, işte buraya gömülsek ne olur, orada gömülsek ne olur. Aynen. Yani değişik değişik konular var bu konuda. Ama
geri şeye dönecek olursak, bu işi bilinçli bir şekilde yapılmalı. Ben sizden onu anlıyorum. Aynen, bilinçli bir şekilde. Dediğim gibi donör yasasından dolayı şimdi bir şey bildirmez. 18 yaş üstü, kusura bakma. Bir şey bildirmezse itirazım yok diye yazıyor sistemde, Hollanda sağlık sisteminde. Ama aslında en iyisi kendi kararını vermek, yazmak. Biraz önceki hatırlattığımız siteste de şeyden. Oradan e-devlette girip bu konuda ne istediğimizi yazmamız lazım. Ama bununla alakalı sizin dediğiniz gibi önce arkadaşlarınızla, komşularınızla, eşinizle, dostunuzla istişare yapıp doğru kararı verip ondan sonra o formülü doldurmaya çalışalım. Ayşe Hanım, o formülü doldurduk. E-devlet enten gitti. Evet. Ama fikir değiştirdik. Olabilir tabii, olabilir. Diyelim başkasına başka şey ya da daha çok dine yöneldim, baktın ne orada neler yazıyor, ediyor. Değiştirebilirsiniz. Evet. Ama o şey tekrardan e-devlette girip o formülü yenileme şansımız var mı? Aynen var. İstediğiniz kadar var. Bu formülü yenileyebilirsiniz. Diyelim günlük değiştirmek istiyorsunuz. Neden öyle yapmak istersiniz onu da bilmem. Ama diyelim hani günlük bile yapabilirsiniz. İstediğiniz kadar değiştirebilirsiniz. Hatta şu anlık itirazım yok diye yazsa bile sorun değil. Kendiniz araştırıp kendiniz tekrardan ya e-devletten ya da forumdan, kağıt formundan kendiniz doldurup gönderebilirsiniz. Ya bu gerçekten bu güzel. Yani çünkü bugün böyle düşünüp ertesi gün olabilir insanlık hali. Bir işte ne bileyim şimdi bağışlamak istemezsiniz. Öyle bir şey görürsünüz ki yok ya ben bağışlamam lazım. Bak bu tabii ki. En azından %100 belli de değil ama sonuçta kurtarabilirsiniz. Çünkü yani organı bağışlamak yetmiyor. Hı-hı. Organ bir uygun olması lazım, sağlıklı olması lazım, kan grubu uyması lazım. Organın da sağlıklı olması lazım. Çünkü önce tabii anlatmıştım prosedürle ilgili, diyelim organ bağışı gerçekleşebilir. Vefat eden biriyle doktorun ilk yaptığı şey organlara bakmak. Yani organlar sağlıklı mı? Diyelim siz tüm organlarınızı bağışlamak istiyordunuz. Böyle bir mümkünatı bile yok. Hani tüm organları bağışlamak. Ya çünkü bir hastaya gittiği için organların kendileri de iyi bir durumda olmalı ki diyelim akciğerleriniz ya da böbrekleriniz iyi değil, onları bağışlayamazlar tabii bir hastaya. Doktorlar önce ona bakıyor, hani hangi organlar nasıl, sağlığı şekil nasıl, bağışlayabilir miyiz? Ona göre hasta direkt çağrılıyor hastaneye ve bir ameliyat gerçekleşiyor. Bunun üzerine özel ameliyat, organ bağışı ameliyatı yapan doktorlar geliyor hastaneye. Ve bu ameliyat 3-6 saat arası sürüyor. Ondan taşıyıcı şeyler geliyor. Yani aynen. Başına bir kaza gelmeden doğru yere gidip doğru yere yerleşmesi lazım. Tabii ki ve aile de yalnız bırakılmıyor bu durumda. Buna göre özel bir hemşire geliyor ailesinin yanına. Organ bağışıyla ilgili bilgisi olan hemşire. Aileyi bilgilendiriyor şu an ne olduğunu, prosedürün nasıl geçtiğini. Yani aile hiç göz önünden çıkarılmıyor hastanede. Evet. Güzel. Şimdi 45 dakika falan planlamıştım ben bizim konuşmamız ama herhalde yarım saatte bitirecek gibi görünüyoruz. Sorular var mı? Sorular varsa. Gelmemiş. WhatsApp'ta. Tamam. Bayağı bir soru gelmiş. Başka ülkeden biri de burada organ bağışında bulunabilir mi? Başka ülkeden biri. Diyelim ki işte atıyorum Almanya'dan birisi burada bir organ bağışı bulunabilir mi? Almanya'dan birisi burada vefat ederse ilk başta ailesi, tanıdığı arkadaşları var mı ona bakılıyor. Çünkü Almanya'dan birisi tabii burada yazılı olmuyor sistemde. Önce ona bakılıyor. Kimse bulunmuyorsa organ bağışına varılmıyor. Peki herkes organ bağışçısı olabilir mi? Herkes olabilir. Herkes olabilir. Aynen. Evet. Ama dediğim gibi diyelim vefat ediyorsunuz, doktorlar önce bakıyor. Organlar sağlıklı bir şekilde mi, hastaya uygun mu? Hasta ya da kronik sürekli ilaç alıyorsam hala organ bağışçısı olabilir miyim diyor. Evet, olabilirsiniz. Hatta çünkü bütün sonuçta ilaç da kullansan organların hepsine zarar vermiyor. Aynen. Bir de önceden böyle bir soru da gelmişti bana. Mesela çok sigara içen biri,
Sormuştu bana akciğerlerimi organ bağışı verebilir miyim birine uygunsa. Ben de dedim ki hani diyelim sen hastasın sana akciğer lazım. Hani hiç mi akciğer istemesi yoksa sigara içmiş bir akciğer mi istersin? Evet. Yani o konuda hemen Ya anlamıştır zaten. olay Ha, kesin hayat belli. Eğer kurtarmak burada en önemlisi. lazımsa çarparsın. Aynen. Ne bağışlayacağımı kendim belirleyebilir miyim? Evet, değil mi? O Evet hangi kendiniz organınızı bağışlayacağını aynen kendisi iyi bir belirleyebilir. soru bu. Kendiniz Evet. belirleyebilirsiniz. Diyelim evet organ bağışçısı olmak istiyorum yazıyorsunuz. Altında da hangi organları bağışlamak istemediğinizi de işaretleyebiliyorsunuz. Deri bağışlarsanız bu daha sonra birinin dövmenizle dolaşabileceği anlamına geliyor. Hayır. Aslında bu da güzel soru. Güzel dövmeniz varsa belki hafif. Hayır, deri bağışında doktorlar dövme olmayan bölgeleri Evet alıyordu. evet değil mi? Aynen. Yani bir uyanıyorsun bir dövme falan oluyorsa da biraz tuhaf olur. Evet bence de. Organ ya da doku bağışı yaptığımda aileme bunun karşılığına bir ücret ödeniyor mu? Yok değil mi? Hayır. Hayır, karşı ücret ödenmiyor. Evet. Da önce de dediğim gibi bu kesinlikle yasak. Evet. Para karşılığını Ya organ bağışı. akciğer için içine para girdiği zaman tehlikeli şeyler olması mümkün. Aynen. Organ hani organ Evet. mafyası falan duyuyoruz diğer Evet. ülkelerde tabii. Burada da öyle bir durum olabilir. Ondan kesinlikle yasak ve dediğim gibi herkesin eşit hakları var sağlıkla ilgili. Birinin daha çok parası var diye o daha ilk başta organ alması doğru değil Hollanda'da. Organ veya doku bağışında yaş sınırı var mı? Yaş sınırı yok. Ya şöyle, şimdi 18 yaşından küçük çocuklar kendileri karar verebiliyorlar mı? Onu soruyorum. 18 yaşından küçük çocuklar kendileri karar vermiyorlar. Genelde anne babalara izin soruluyor her Evet. zaman. Ama onlar da tabii organ bağışçı olabiliyorlar. Ama dediğim gibi anne babaları ya Evet, da ya başkaları ebeveyn ebeveynler. karar vermesi lazım. Aynen Ama bu onlar her formül 18 yaşından sonra olan kişiler için geçer. olabilir. Aslında hatırladığım kadarıyla 12 ya da 14 yaşından sonra da çocuklar kendileri doldurabilir ama her zaman ebeveynin izni Ebeveynin olmalı bunun izni tabi. üzerinde. Hani tek başına haberleri olmadan dolduramaz. Çocukların donör olma şansı yok bilgi açısından ama gerekli organlar ailesi tarafından bağışlanabilir mi? Evet, aynı konu. Çocuklar kendi başlarına karar veremezler Aynen. ama ebeveynleri istediği zaman bağışçı olabiliyorlar. Aynen. Diyelim 16 yaşındaki bir çocuğunuz var, o organ bağışçısı olmak istiyor. Formül doldurabilirsiniz ama sizin izniniz lazım bunun üzerine. Evet, Ayşe Hanım, soruları da yanıtladık. Bence sorular da yani bir konuyla alakalı böyle zihin açıcı sorulardı. Seyircilerimize de buradan teşekkür edelim. Bence uzun uzadıya konuşacağımız konuları konuştuk. Aynen. Şimdi İnklüzya Vakfı özellikle istediği toplumu bilgilendirelim. Herkes bağış yapıyorsa da bilinçli yapsınlar. Bizim tavsiye etmeye yetkimiz Aynen. yok. Ama olay derinlemesine bildiğimiz kadarıyla bilmediğimizde bilenlerden öğrenerek bilinçli bir adım atılmasına sağlamak için Aynen. böyle bir program yaptık. Bence güzel oldu. Sizi Evet. tanımak güzeldi. Teşekkür Ayaklarınıza ediyoruz sizi sağlık. de. Teşekkür Yani ederim sizin gibi davetiniz için. böyle genç, dinamik, işte Lahey gibi bir şehirde Ticari İlimler Akademisi'nde ders veren birisiyle karşılaşmak benim için Teşekkür biraz ederim. bir ayrıcalık oldu. Teşekkür ederim. Ayaklarınıza sağlık Ayşe Hanım. Teşekkür ederim Teşekkür ederim. davetiniz için. Sevgili seyirciler, inşallah kısa zamanda başka bir konuyla yine karşı karşıya geleceğiz. Ama biz böyle hep kimsenin aklına gelmeyen, kimsenin irdelemeye cesaret bile edemediği konularla sizlerle tartışacağız. Hepinize iyi akşamlar diliyorum.